Evet ben. Pek sevinmedin herhalde. Ama korkma. Sana zarar vermek için gelmedim. Ne istiyorsun benden? Gönderdiğim çiçekleri beğendin mi? Sen. Bu çiçekleri sen mi gönderdin bana? Sana layık değil ama. Ulan kim benim duyguma çiçek gönderebilir ha? Kim? Engel olamadım kendime Duygu. Yani Duygu Hanım. O günden beri aklımdan çıkmıyorsun. Polis diye bağıracağım şimdi bak. Çekil yolumdan. Ya korkmana gerek yok. Benden sana asla zarar gelmez. Şimdi dinle lütfen. Bak ben istesem de sana zarar veremem. Ben sana aşık oldum. Evet. Bu yaşımda ilk defa aşık oldum ben. Saçma sapan konuşma. Çekil yolumdan. Bak ben senin sandığın gibi biri değilim. Pilota arka çıktım, iş verdim. Restoranımın başına koydum ben onu. Ama o ne yaptı? Bana ihanet etti. Ben aslında onun canını yakmak için seni misafir etmiştim. Onun anlayacağı dilden konuşmak için. Ama şimdi bu hatayı telafi etmek istiyorum. Ve kendimi affettirmek için de ne gerekiyorsa yapacağım. Ne telafisi be? Ne affı? Ne saçmalıyorsun sen? Bir daha sakın benim karşıma çıkma, tamam mı? Sakın. Anlatacaklarım bitmedi henüz. Sen bana dokunamazsın. Kalk, kalk. Gebertirim ben seni. Şerefsiz. Gebertirim lan. Duygu. Bu adam sana bir şey yaptı mı? Dokundu mu sana? İstesem de ona zarar veremem. Merak etme. Ne diyorsun lan sen? He? Ne diyorsun lan? Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan. Öldün lan sen. Öldün oğlum sen. Kimsin lan sen? Sen kimsin ki benim duyguma göz dikiyorsun şerefsiz? Pilot! Baba. Ne oluyor burada? İlhan babacığım, nasılsınız inşallah? Ne diyeceğimi bilemedim. Ama böyle olmaz Zeynep. Kaçarak olmaz. Korkularımla kaçarak baş edemezsin. Konuşman gerekiyor. Babanın karşısına geçip bütün soruları sorup gerçeği öğrenmen gerekiyor Zeynep. Niye o gerçekten canımı yakarsa? İnan şu ankinden daha fazla canını yakmayacak.
İyi ki yanımdasın. İyi ki varsın. Senin canın bir şey mi sıkkın? Boş ver Zeynep. Seni ben nasıl boş vereyim? Hadi söyle, anlat bana ne oldu? Ablam. Ablam kaçırıldı Zeynep. Ne? Olacak Uygar. Geberteceğim seni. Baba o adamlar beni kaçıran adamlardı. Seni kaçıran adam bu herifler hala kızımın peşinde mi dolaşıyor? Baba lütfen. Bana hiç baba deme Allah aşkına. Pilot daha bu sabah anlattım sana. Çok yeni konuştuk bak. Korktuğumuz başımıza geldi. Kızımı kaçıran herif elini kolunu sallaya sallaya önünü kesebiliyor. Ne yapacağız biz? Bir anne baba olarak hep yüreğimiz ağzımızda mı yaşayacağız? Cevap ver bana. Baba, lütfen. Bak, bak pilot. Biz seni tanıdık, sevdik. Sana kızımızı, canımızı emanet ettik. Geçmişi bitirdim dedin. Sana inandık, sana güvendik. Ama bu böyle olmuyor. Ben istemez miyim kızımın mutlu olmasını? Ama ben kızımın kör bir kurşuna kurban gitmesini istemiyorum. Kızımın kaçırılmasını istemiyorum. Ben kızımın mezarı başında gözyaşı dökmek istemiyorum. Bir gün baba olduğunda çok daha iyi anlayacaksın beni. Bak yine seni silahla yakaladım. Ama İlhan Bey o haysiyetsiz herif duyguyu... Nedenin ne olursa olsun bu senin dünyam. Sen bu dünyayı bıraksan da o dünya seni terk etmeyecek. Hep takip edecek. Haksız mıyım? Ha? Haklısınız efendim. Pilot ne diyorsun sen? O zaman ne yapman gerektiğini biliyorsun değil mi? Pilot. 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 Aman. Haklı. Duygu. Olmayacak bizden. Olmayacak mı? Eğer baban gelmeseydi... ben o şerefsizin kafasına sıkacaktım. Sonra ne olacaktı?
Onun intikamını almaya bir başkası gelecekti. Sonra bir başkası. Sonra başkası. Benim yolum bu, Duygu. Hadi Necmi bitti diyelim. Sonra bir başkasının çıkmayacağına malum. Benim yolum zararlı. Benim yolum dikenli. Senin yolun da çiçekler olmalı. O yüzden... Baban haklı. Elveda. İki gözümün çiçeği. Elveda. Arkanı dönme pilot. Sakın arkanı dönme. Duygu için. Sakın. Dön be adam, bir defa olsun dön. Aşkımız için. Dön be adam, ne olur dön. Karıcığım, bütün hazırlıklar tamam. Birazdan limandan kalkan gemimizle buradan çok uzaklara gideceğiz. Sevda. Ali Hoca. Sevda'yı bulabildin mi? Niye böyle oluyor hoca? Sevenlerin kavuşmaması kanun diye bir yerde mi yazıyor? Zannediyorsun ki çok seversen yeter. Sevdiğinin yüzü güler. Onu öyle bir severim ki yüreğimi kesip içine saklarım.
bir daha kimse erişemez. Ama yetmiyor. Sevdiğinle arandaki engeller bir türlü bitmiyor. Diyorsun ki, tamam o zaman. Demek ki aşk mücadele istiyor. Mücadele edersem sevdiğime kavuşurum. Diyorsun. O da olmuyor. Sen sevdiğine kavuşmak için çırpındıkça... o ayrılık denen batak seni daha da içine çekiyor. Batarken anlamıyorsun başta. Hani sevdiğinin elini bırakmayacaksın ya. Tutup onu da dibe götürüyorsun. Görmüyorsun bile. Gördün mü de anlıyorsun. Elini bırakman gerektiğini anlıyorsun. İşte böyle Ali Hoca. Onsuz nefes alamam dediğine... elveda diyebiliyormuş insan. Ben bugün bunu anladım hoca. Gerçekten sevmek, bazen vazgeçmek, elveda diyebilmekmiş. Bunu anladım. Pilot. Bak, sen ne anladıysan yanlış anlamışsın kardeş. Çünkü gitmek sevdaya dahil değildir. Vazgeçebiliyorsan eğer yüreğin değil, nefsin istemiş demektir. O seviyorum dediğin kişiyi. Seviyorsan asla pes etmezsin. Eğer gerçekten seviyorsan pilot, vazgeçmezsin. Vazgeçemezsin. Önüne değil engel, dağ koysalar yine de dinlemezsin. Zaten eğer pes edebiliyorsan, o senin hissettiğine sevda değil. Heves denir. Etmek yok. Bu yolun sonu senin de yolunun sonu olacak. Canım arkadaşım, bu mektubu sana aileme sahip çıkman için yazıyorum. İki oğlum ve daha doğmamış olsa da kızım sana emanet. Onlara iyi bak.
ve senden küçük bir ricam var. Eğer olur da kızımın doğumunu göremeden bu dünyadan göçüp gidersen, ona rahmetli annemin adını, Zeynep ismini koy. Allah'a emanet ol. Ama böyle olmaz Zeynep. Kaçarak olmaz. Korkularınla kaçarak baş edemezsin. Konuşman gerekiyor. Babanın karşısına geçip bütün soruları sorup gerçeği öğrenmen gerekiyor Zeynep. Niye o gerçek? Ben canımı yakarsın. İnan şu ankinden daha fazla canını yakmayacak. Yüzleşeceğim Sinan. Yüzleşeceğim. Kendim için, senin için yüzleşeceğim. Korkmayacağım. Sana olan sözümü tutmaya çalıştım inan. Ama evlatlarını bir arada tutamadım. Olmadı. Zeynep. Hoş geldin kızım. Gel otur. Zeynep'im, nasılsın? Daha iyi misin? İyiyim. Ben seninle bir şey konuşacaktım. Tabii. Baba. Oğlum. Hani gemileri yüzdürmeye gidecektik ya. Sevda ablanın aldığı gemiyi yüzdürürüz değil mi orada? Sevgimi ama oğluma gömüp gidiyorum. Sevgimi kalbime gömüp gidiyorum. Benden sana Alican aldığım hediyeden başka hiçbir hatıra kalmadı. Ona iyi bak olur mu? Ona iyi bak olur mu? Ona çok iyi bak. Ona çok iyi bak. Çok iyi bak. Çok iyi bak. Ona 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 çok iyi bak. Tabii ya. Bunu demek istiyordu. Ben nasıl anlamadım? Baba. Sağ ol oğlum. Ben hemen geleceğim, tamam mı? Ali ne oluyor? Ali nereye gidiyorsun yine? Sinan'ın ablasının kaçırıldığını biliyorum Zeynep. Arıyorum ama henüz bir netice almadık. Ve istersen bulursun. Buluruz. Arıyoruz. Sen bunu söylemek için mi geldin? Evet. Hayır baba. Aslında ben kimim diye soracaktım. Gerçek babam kim? Annem kim? Bir ailem yok mu benim? Neden beni bıraktılar? Anlat bana diyecektim. Zeynep, kızım sen iyi misin? İyiyim. Efendim Ali? Uygar, Sevda'yı gemiyle kaçıracak. Emin misin? Kesinlikle eminim. Tamam, ben limanlara haber vereceğim. Tamam, senden haber bekliyorum. Merak etme, bize bilgi gelmeden hiçbir limandan bırak gemiyi, sandal bile ayrılamaz Ali. Uygar, Sevda'yı hiçbir yere götüremeyeceksin. Sevda'nın izini bulmuşlar. Benim birkaç telefon görüşmesinden sonra çıkmam lazım. İzin verir misin kızım? Tamam.
Gel karıcığım, gel. Birazdan yola çıkacağız. Sana yolda giymen için bir şeyler aldırdım. Oraya gidince zaten gönlünce alışveriş yaparsın. Ne yapsam, ne söylesem gitmekten vazgeçmeyeceksin değil mi? Hiçbir şey beni senden vazgeçiremez. Yepyeni bir hayata, tertemiz bir başlangıca yelken açacağız yakında. Beni bu kadar çok mu seviyorsun Uygar? Her şeyi bırakıp gidecek kadar çok mu seviyorsun? Bütün bunlar ne ki? Ben seni sana rağmen seviyorum Sevda. Bu kadar çok seviyorsun. Senin sevgin benim nefretimden bile büyük değil mi? Çok büyük. Buna en sonunda anlamana sevindim. Belki de anlamaktan fazlasını yapmam gerekiyor. Belki seninle savaşmayı bırakıp beni sevmene izin vermem gerekiyor. Ah Sevda. Bunu bir yapabilsen bak göreceksin. Benim sevgim ikimize de yetecek. Tamam. Deneyeceğim. Beni yanlış anlama ama yani hoşuma gitmediğinden de değil. Ama sendeki bu değişim beni biraz şaşırttı. Niye? Başka bir şansım olmadığını kabullenmiş olamaz mıyım? Madem ne yaparsam yapayım beni sevmekten vazgeçmeyeceksin. Bana da celladıma aşık olmaya çalışmaktan başka bir şey kalmıyor. Ne olur celladım deme. Ben sana kendi nefsime hakim olamayacak kadar çok aşığım. Her neyse. Bak ben çok düşündüm. Ve senden kaçışım olmadığını anladım sonunda. Hayatı kendime zehir etmektense seni sevmeye çalışacağım. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama senin de dediğin gibi bana biraz zaman ver olur mu? Birazcık zamana ihtiyacımız var. Peki zamanla, zamanla seni Sevda, ne yapıyorsun? Senin celladın olacağım. Hadi Kurt Bey, hadi. Evet. Tamam, adamları hemen oraya gönderin. Kurt Bey. Ali. Bulduk Ali, bulduk. Hangi limandan gideceğini öğrendik. Şimdi oraya baskın yapacağız. Hangi liman? Tamam, geliyorum hemen oraya. Baba çıkıyor musun? Evet. Sevda'yı kurtarmaya gidiyoruz. Teşekkür ederim. Ne saklıyorsun, neler çeviriyorsun hepsini öğreneceğim. Thank you.
Ne koyduk bunun şifresine? Senin gideceğin tek yer mezarlık Uygar. Dur, dur yapma. Bak hiçbir şey değişmeyecek. Dışarıda adamlar var. Ben ölsem de hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey bitmeyecek, anladın mı? Bitmeyecek. Bitecek. Bitecek. En azından sen biteceksin. Yapma. Bu kabus da bitecek. Yapma Sevda. Yapma. Daha varamadım Kurt Bey. Oldayım. Baskın yapıldı Ali. Uygar'ın kaçacağı geminin kaptanını konuşturmayı başarmışlar. Adam saklandıkları yeri söylemiş. Neredeler? Hemen sana konumu yolluyorum. Biz de şimdi oraya geçiyoruz. Tamam. Cehennemde ateşin bol olsun Uygar. Dur, yapma diyorum. Dur! Ama iyi heyecan yaşadık ha. Bir şey söyleyeyim mi? Aşkımızı diri tutmak için arada böyle heyecanlara ihtiyacımız var. Sen ne sandın acaba ha? O küçük flört oyunlarına kanacağım mı sandın? Ama bir konuda haklıydın. Kendi celladına aşık olmak zorunda kalacaksın. Uygar. Ne? Bir sorunumuz var. Ne oldu? Duygu. Madem vazgeçecektin benden, niye kandırdın beni? Niye o kadar koştun peşimden? Niye inandırdın beni aşkına? Niye bana hayaller kurdurttun? Duygu, bak dinle. Dinlemeyeceğim. Daha önce dinledim de ne oldu? Söylediğin her şey yalan oldu. Bana olan aşkın. Beni hiç bırakmayacaksın. Hepsi yalan oldu. Ya Duygu ama... Hemen pes ettin. Hemen pes ettin ya. Ben benim için mücadele edeceğine inanmıştım. Sana inanmıştım. Ama sen benden vazgeçtin. Vazgeçmedim. Vazgeçtin. Pilot bırak. Pilot bırak beni. Bırakamam. Bırakmam. Ya ben sana kıyamayıp bıraksam da... kalbim buna izin vermiyor Duygum. Pilot. Yani biz... Biz birbirimizden gidemeyiz Duygu. Çünkü ben seni gözümle değil, gönlümle sevdim. Anladın? Hı? Bak, şu sol yanımdaki cevher sönmediği sürece... ben senden gidemem be kadın. Gitmem. Ben... Çabuk yürü. Bırak. Uygar, bütün yolları polisler kapatmıştır. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Kaçacağım tabii. Sevda'yı kimseye bırakmam. Sen git benden haber bekle. Hadi çabuk çabuk. Bırak. Yürü diyorum. Bırak. Bırak beni pislik herif. Sevda yürü. Bırak, güvenmeyeceğim. Bırak. Nasıl anladın? Çabuk ol. Bırak. Yürü. Çabuk. Bırak. Çabuk Sevda yürü. Bırak.
Bin şorbaya hadi. Bin dedim çabuk. Sevda. Bırak. Bırak beni pislik herif, bırak. Sevda'yı alamayacaksın benim elimden. Alamayacaksın. Ali. 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 Yolun sonu Uygar. Yolun sonu. Bundan sonra kaçışın yok. Nereye kadar kaçacaksın? Sevda dur. Nereye kadar pislik herif? Göreceksin. Göreceksin, gideceğiz buralardan. Dur diyorum. Dur. Nereye gideceksin? Defol git. Küfürteceğim, küfürteceğim. Öldüreceksin bizi. Ne yapıyorsun? Dur. Biz diye bir şey yok. Biz diye bir şey yok. Sen zaten öldün. Dayan Sevda. Sen zaten öldün. Dur. Otur oturduğun yerde. Bu sefer sana merhamet yok Uygar. Bu sefer sana merhamet yok. Oh be. Dünya varmış. Ya var ya, o kadar bıçak yarası aldım. O kadar kurşun yedim. Yemin ediyorum canım hiç bu kadar yanmamıştı benim be Duygum. Bir daha yanmaz inşallah. Daha fazla birlikte yürümesek mi? Malum babam ayrıldığımızı biliyor ya. Şimdi birlikte görmesinler. Hakikaten ya. Şimdi biz böyle birbirimizden kopamıyoruz ya. Baban ne der acaba? Ha? Bizim kafamızı koparmasın sonra. Biraz zaman geçsin. Ben onu ikna ederim. Tamam. İyi geceler. Sana da. Kurtaracağım seni. Ali seni öldürecek. Ali seni öldürecek. Konuşma! Kaçamayacaksın Uygar. Kaçamayacaksın! Nereye kadar kaçacaksın? Nereye kadar kaçacaksın? Sus canım Sevda, sus! Bu ne? Bunlar nereden çıktı? Bir yere gidemez. Bırak! Yürü diyorum. Bırak! Çabuk yürü! Çabuk! Ali! Bırak! Bırak beni, bırak! Dur! Dur Sevda, dur! Uygar! Yaklaşma! Yaklaşma! Ali! Uygar! Kaçacak yerin kalmadı. Bırak Sevda'yı! Yaklaşma Ali! Yaklaşma! Uygar! Saçmalama, bırak o silahı! Bırakmam Kurt Bey. Bu silahı da, Sevda'yı da bırakmam. Ne yapacaksın ki Uygar? Ne olur bırak beni, ne olur. Ne olur bırak, ne olur, ne olur. Burada öleceksek birlikte öleceğiz. Yaklaşma diyorum Ali. Yaklaşma! Uygar, Sevda'yı bırak. Anlaşırız, konuşuruz. Anlaşma yok Kurt Bey. Eğer yolun sonuna geldiysem karımı alıp öyle gideceğim. Hayır. Sevda'yı benden alamazsın Ali.
Karımı benden alamazsın. Onu sana bırakmam. Sevda. Sevdam. Gözlerime bak Sevda. Ali. Korkmadan. Hiç korkmadan. Ne oluyor be? Ne oluyor? Yapabilirsin Sevda. Hiçbir şey yapmayacaksın. Sessizce burada duracaksın. Hiçbir şey yapmayacaksın. Buradan canlı çıkamaz. Sen yine de adamlara söyle. Cesedi arasınlar. Çok korktum. Çok korktum. Yetişemeyeceksin diye çok korktum. Korkma Sevdam. Korkma. Yanındayım. Ben çok dua ettim biliyor musun? Çok dua ettim. Sen bana dedin ya. Dua edersen Allah sana yardım gönderir diye. Dua ettim, sen geldin. Sen benim kabul olunmuş duamsın. Seni seviyorum Sevda. Seni seviyorum Ali. Seni seviyorum. Annen seni dört gözle bekliyordur şimdi. Geliyorum. Ali. Sevdam. Bu uygar kabusu bitti değil mi? Bitti. Uygar öldü değil mi? Evet. Peki ne olacak şimdi? Karım olacaksın Sevdam. Bu defa gerçekten karım olacaksın.
اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.